Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Alkinler videosuyla beraberiz. Başlıyoruz. Alkinler nedir? Alkanları anlattık, alkenleri anlattık. Şimdi sıra alkinlerde. Hadi bakalım başlayalım. Alkinler. Genel formül neydi? CnH2n-2 genel formülüne sahiplerdi ve en az bir tane üçlü bağ içeriyorlardı. Birden fazla üçlü bağ da içerebilirlerdi. Yine aynı mantıktan hidrojen eğer bir bağ yapıyorsa, o zaman bu üçlü karbon, üçlü bağ olabilmesi için en az kaç karbon lazım arkadaşlar bize? 2. Yani alkinlerin en küçük E'si kaç karbondan başlar? 2 karbondan başlar. Peki 2 karbon en yerine 2 yazacak olursak C2H2 dediğimiz etin ne yaptık bakın isimlendirirken? Alkanlarda 2 karbonlu alkanın ismi etandı. Ana attık. Alkin olduğu için ne getirdik dikkat edin? İn getirdik. Yani 2 karbonun ismi etin. Ama kimse bunu etin olarak bilmez arkadaşlar kimyada. Bunun kimyadaki karşılığı asetilen gazıdır. Ve asetilen alkinlerin içerisinde en önemli bileşiktir arkadaşlar. Ve yapısı açık halini gösterecek olursak C2H2'nin açık hali bu. Karbonlar arasında üçlü bağ var ve iki tane hidrojen birer birer bağlanmıştır arkadaşlar. Bu yapıyı biraz sonra ikinci sayfamızda detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü asetilen gazı alkinler için vazgeçilmez. Hatta ve hatta şöyle bir iddiada bile bulunabilirim arkadaşlar. Eğer üniversite sınavında alkinlerle ilgili bir soru gelirse büyük bir ihtimal asetilenden gelecektir arkadaşlar. En yerine 2 koyduk, etini oluşturduk. En yerine 3 koyarsak propandı, propin oldu. Alkin olduğu için propin. Peki 4 koyduk, C4H6 büttü, bütin. Peki bütini yalnız 2'ye ayırmışız bakın dikkat edin. Bütinde üçlü bağ 1 ile 2. karbon arasında olabileceği gibi aynı zamanda 2 ile 3. karbon arasında da olabilir. Şu vatandaşın ismi bir bütin. Neresi bir bütin? Şurası. Toplam kaç karbonlu? 4 karbonlu olduğu için 1. karbonda üçlü bağ olduğu için bir bütün olarak isimlendiriliyor. Peki bu vatandaşın ismine gelince 4 karbonlu 1 2. karbonda çift bağ olduğu için 2 bütün olarak isimlendiriliyor. Sevgili gençler dikkatinizden kaçmamıştır umarım. Bakın şurada diğer bir ismini daha verdik. Metil asetilen demişiz biz bu bileşiğe. Bu bileşiğe ise etil asetilen, buna dimetil asetilen demişiz. Niye? Çünkü alkinlerin diğer ismi ne biliyor musunuz gençler? Alkinlerin diğer ismi asetilenlerdir. Asetilenler. Alkanların diğer ismi parafinler. Alkenlerin diğer ismi olefinler. Alkinlerin diğer ismi ise asetilenler. Ne demek bu? Asetilenden türeyenler anlamındadır. Dolayısıyla alkinlerdeki bütün bileşikler aynı zamanda asetilen gibi isimlendirilebilir. İşte burada olduğu gibi. Peki nasıl yapıyoruz hocam bunu? Derseniz dikkatle dinleyin. Diyor ki adam bunu, bu isimlendirmeyi yapan adam diyor ki gençler. Arkadaş diyor ben şu asetilenden bütün alkinleri üretebilirim, türetebilirim diyor. Nasıl? Bakın şu yapıda ben şu hidrojeni koparsam, şunu koparsam, yerine CH3 bağlasam bakın şunu kopardım, yerine CH3 bağlarsam aşağıdaki yapıyı elde etmiş olmaz mıyım arkadaşlar? Peki bu ne yaptım ben bu arada? Şu vatandaşın ismi CH3'ün ismi metil değil miydi? Metili bağladım. Nereye bağladım? Asetilene bağladım. Onun için şu kısım asetilen olarak isimlendirilir. Asetilene bağlı grupların ismi söyledikten sonra en sonuna asetilen getirilir. İşte burada metil bağladığımız için metil asetilen olarak isimlendirilir. Bakın bu bileşik etil asetilen olarak isimlendirilmiş. Etil nerede var hocam? Bakın dikkat edin şu kısım asetilen. Sağ tarafa baktığınızda şurası var ya şurası bakın. Şuraya dikkat edin burası C2H5 yani etil. Bunu alkanlarda öğrenmiştik. Etili nereye bağladık? Asetilene bağladığımız için etil asetilen olarak isimlendirilir. Buraya geldim bakın dikkat. Şu kısım asetilen, asetilene iki tane metil bağlamışım dikkat ederseniz arkadaşlar. Onun için dimetil asetilen olarak da isimlendirilebilir. Şu altta verdiğimiz yupak isimlendirilmesi, üsttekiler ise özel isimlendirme olarak yaygın isimlendirme olarak düşünebilirsiniz. Peki bunlardan sonra 5 karbonlu pentin, 6 karbonlu hexin, heptin, oktin, nonin, dekin şeklinde devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Asetilene biraz önce söylediğim gibi özel bir sayfa ayırmış demiştik arkadaşlar. İşte burada asetileni özel olarak inceleyeceğiz. Tekrar söylüyorum gençler. Alkinlerle ilgili bir soru gelirse büyük ihtimal asetilenden gelecektir. Onun için buraya dikkat edin. Bu gaza dikkat edin arkadaşlar. Yapısı işte bu. HC üçlü bağ CH yapısı. Bir iki tane karbon içeriyor arkadaşlar. Molekül doğrusal. Molekül doğrusal olduğuna göre şu aradaki açılar kaç derecedir arkadaşlar toplamda? 180. Şu aradaki açı kaç derecedir? 180 derecedir. Birinci bileceğimiz şey bu. 2. 3 sigma 2 pi bağ içerir. Sigma bağları. Hatırlayın bu sigma bağlarını.
İki atom arasında tek bağ varsa o her zaman sigma bağıydı. Eğer birden fazla bağ varsa bunlardan biri sigma, diğerleri pi bağıydı. Peki o zaman şu vatandaş sigma, şu vatandaş sigma etti sana 2. Şurada üçlü bağ var. Biri sigma, diğer iki tanesi pi olduğu için 1, 2, 3 sigma, iki tane de pi bağ oldu. Onun için bu ifadeyi incelemiş olduk. Karbonlar sp küp yapmışız. Yanlış demişiz arkadaşlar. Şurayı sp hibritleşmesi yapar. Karbon atomları, buradaki karbonlar sp hibritleşmesi yapar gençler. Nasıl mı? Şöyle yapıyorduk onu da hatırlarsanız. Karbonun sigma bağ sayısına bakıyorduk. Bu karbon 1, 2 sigma yaptığı için karbonun hibrit türü sp. Nereden anladım? Şu s ve p'nin üzerindeki rakamlar toplamı sigma bağ sayısını veriyordu. Bir tane s, bir tane p, 2. Gördüğünüz gibi 2 tane sigma. Buraya geldim. 1, 2 tane sigma bağ yaptığı için bu vatandaş da sp. Mesela şöyle bir molekül çizeyim ben size. Karbon, hidrojen şuralar. Şu hidrojen yazalım. Hidrojen, hidrojen. Şurası karbon. Şöyle hidrojen yapalım. Çift bağ koyalım hidrojen. Bu hibritleşmeyi bir kez daha üzerinden geçmiş olalım. Karbon, hidrojen. Bakın şu karbonun hibrit türü 1, 2, 3, 4. 4 de sigma bağ olduğu için sp3. sp3. Niye? 3, 1 daha 4. Sigma bağ sayısını verdi. Şu karbonun hibrit türü. Bakıyorum. 1, 2, 3. Şu pi bağ olduğu için almıyoruz. 3 sigma olduğu için sp2. 2 artı 1, 3. Şu karbonları biraz önce inceledik. Üçlü bağ karbonları ne hibritleşmesi yapıyor arkadaşlar? Sp hibritleşmesi yapıyor. Gelelim Veselk gösterimine. Veselk gösterimine AX2 demişiz. Peki nasıl oluyor hocam bu AX2? Hatırlayın, Veselk gösteriminde A dediğimiz şey merkez atomu, X'ler ise merkez atomuna bağlı atom ya da grupları ifade ederdi. Peki bu nasıl olacak hocam C2H2 üzerinde? Şöyle gençler, sevgili çocuklarım. H. Tekrar gösteriyorum. C. Üçlü bağ C. H. Peki şuraya A derseniz bakın. Şu A. Şu birinci X. Şuranın tamamı ikinci X. Yani AX2 yapısında oldu. Sonra başka bir özelliği ki önemli özelliklerinden bir tanesidir. Alev sıcaklığı çok yüksektir. Arkadaşlar normalde evlerde kullandığımız doğal gazın alevine baktığınız zaman onun sıcaklığı 400 derece civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu vatandaşın sıcaklığı 3000 derece civarında. Onun için hani sanayide görmediyseniz bile televizyonlarda, dizilerde, reklamlarda şöyle bir şey görmüşsünüzdür. Bir tabanca vardır böyle. Tabancanın üzerinden böyle incecik kıl gibi bir alev çıkar. Mavi bir alev çıkar arkadaşlar. İşte orada kullanılan gaz nedir arkadaşlar? Orada kullanılan gaz asetilen gazı yakılır. Asetilen gazı yakıldığı için inanılmaz o alevin sıcaklığı inanılmaz yüksektir. Ve nerede kullanılıyor? Dikkat edin. Metallerin kesilmesinde kullanılır. Metalleri bildiğiniz şöyle tutarlar zıt keserler arkadaşlar. Sebebi de çok yüksek enerjiye, çok yüksek sıcaklığa sahip olmasından kaynaklanır diyoruz. Ve asetilen gazının özelliklerini söyledikten sonra gelelim sanayide eldesin. Bakın şurada yazdığımız reaksiyonlar var ya, kesinlikle karşınıza çıkacak yarın bir gün AYT denemelerinde. Sanayide asetilen gazı nasıl elde ediliyormuş? Nereden başlıyormuşuz arkadaşlar? Kalsiyum karbonat, yani kireç taşından başlıyoruz. Kireç taşını ısıtırsanız kalsiyum oksit, sönmemiş kireç elde edersiniz. Sonra da oluşan sönmemiş kireci alırsanız kömürle, şuraya 3 karbon yazıyoruz ama bu vatandaş kömür aslında. Kömürün yapısında biliyorsunuz bol miktarda karbon var. Kömürle reaksiyona soktuğumuzda karpit dediğimiz ya da literatürdeki ismi kalsiyum karbür dediğimiz bileşiği elde edersiniz. Bu karpit de işte asetilen gazının eldesinde kullanılan ham madde. Karpiti alır, suyla reaksiyona sokarsanız bakın buradan C2H2 yani asetilen gazı elde ediyorsunuz. Artı yanında kalsiyum hidroksit yani sönmüş kireci elde etmiş oluyorsunuz. Asetilenin bu elde yöntemi dediğim gibi karşınıza çıkacak. Tekrarlıyorum. Asetilen bizim için candır. Lütfen dikkat edin. Devam ediyoruz. Şimdi herhangi bir tane alkin molekülünü almışız ve incelemişiz. 2 pentin demişiz. 2 pentin. Pentin kaç karbonlu? Pent 5. 5 karbonlu en yerine 5 koyarsam C5H8 çıkar ki hatırlarsanız bu gösterime ne diyoruz arkadaşlar biz? Kapalı. Sadece atomların ve atomların sayılarının gösterildiği formüldür arkadaşlar bu. Buna kapalı formül diyoruz. Karbonlar arasındaki bağların gösterildiği formüle ise yarı açık. Bakın hidrojenler gösterilmemiş. Buna ise yarı açık formül diyoruz. Tam açık formül neydi? Bütün bağların gösterildiği formüldü. Bir de bunlara ek olarak ne vardı arkadaşlar? Çizgi bağ modeli ki burada böyle bir şekil görürseniz hatırlayacak olursanız alkanlarda, alkenlerde yaptık bunları. Her bir köşeye karbon atomu koyuyordum. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon atomu var.
İki pentin dediği için üçlü bağ kaçla kaç arasında? İkinci karbonla üçüncü karbon arasında. 1, 2, 3, 4 ve 5 dedim. 2 ile 3 arasında üçlü bağı koydum. Ve adlandırmaya başlayalım. Hadi bakalım. Sevgili gençler, adlandırmada hatırlayacak olursanız, adlandırmada birinci kuralımız neydi? Birinci kuralımız en uzun karbon zinciri seçilir. Peki en uzun karbon zinciri? Aha, burada gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4. 4 karbon zincirini seçtim. İkinci, numaralandırma yapılır. Numaralandırmaya nereden başlayacağım böyle bir molekülde? Üçlü bağ ne tarafa yakınsa oradan başlayacağım. Hocam dallanma değil miydi? Dallanma da var ama öncelik üçlü bağa ait. Eğer molekülde çift bağ veya üçlü bağ varsa öncelik onlara aittir arkadaşlar. Onun için buradan 1, 2, 3, 4 dedim. Üçüncü karbona ne bağlım? Metil yazıyorum. 3, metil. Başka bağlı grup kaldı mı? Hayır. O zaman ana zincirimin ismini söyleyeceğim. 4 karbonlu olduğu için büt ve alkin olduğu için sonuna ne getiriyorum? Bütin diyorum. Şuradaki, özür diliyorum arkadaşlar, şuraya bir şey eklememiz lazım değil mi? Evet, yani bunun ismi böyle değil, şöyle olması lazım. 3 metil, üçlü bağın yerini belirteceğiz. 1 bütin olarak isimlendireceğiz arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi burada uzun zincir seçelim gençler. Uzun zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seçtim şurayı. Şöylece aldık. Numaralandırma yapacağım. Nereden? Soldan saydım. Üçlü bağa göre bakacağım önce. 1, 2, 3. karbon. Sağdan saydım. 1, 2, 3. Üçlü bağa göre fark etmiyor. O zaman dallanmaya bakacağım. 1, 2. karbonda dallanma var. 1, 2. karbonda dallanma. Dallanmaya göre de fark etmiyor. O zaman alfabetik sıraya bakacağım. Metil, metil. Alfabetik sıraya göre de fark etmiyorsa o zaman direkt herhangi bir yerden başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ismini yazıyorum. 2,5 di metil. 6 karbonlu olduğu için hekzin ama üçlü bağ 3. karbonda olduğu için 3 hekzin olarak isimlendirme yapacağız sevgili gençler. Ve devam ediyoruz. İsimlendirmeye, adlandırmaya devam ediyoruz. İşte yeni bir örneğimiz. 4 tane daha örnek karşımıza çıktı. Peki burada uzun zinciri seçecek olursak sevgili gençler. 1, 2, 3, 4, 5. Açık aşikar gözümüzün önünde sırıtıyor bize. Şurayı seçtik. Peki şimdi numaralandırma yapacağım. Sağdan mı sağdan mı? Burada dallanmaya yakın ama burada üçlü bağa yakın. Öncelik üçlü bağydı. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. Peki 4. karbonda 2 tane çift metil bağlı olduğu için 4,4 di metil. Başka bağlı grup kaldı mı? Hayır. O zaman üçlü bağın yerini belirtiyorum. 2, 5 karbonlu olduğu için pentin olarak isimlendirme yapıyoruz. Şuradan devam edeceğim. O örneklere, şu örnek önemli bir örnek, sonra geçeceğiz arkadaşlar. Peki şuradan devam edelim. Uzun zincirimize bakıyorum. Uzun zincirimiz kaç karbonlu? İşte burada gördüğünüz üzere toplamda kaç karbonlu oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Numaralandırmaya nereden başlayacağım acaba? Buradan saydım, ikinci karbonda üçlü bağ var. Buradan saydım, birinci karbon. O zaman buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Yani hekzin olacak yine. Bu sefer de üçüncü karbonda iki tane metil olduğu için 3, 3 ne diyorum? Dimetil. Sonra geldim diğer taraflara. Birinci karbonda ve dördüncü karbonda üçlü bağ olduğu için 1,4. 6 karbonlu olduğu için hexa. 2 tane çift bağ olduğu için diin. Bakın şöyle yazmıyoruz. Hexin demiyoruz. Niye? Hexin dersek 2 tane çift bağ olduğunu belirtmemiş oluruz. Onun için 1,4 hexa diin. 2 tane üçlü bağın olduğunu ifade etmiş oluruz arkadaşlar. Peki şunu da yapalım. En son onu yapalım arkadaşlar. Buradan bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu. Yani hepti. Hept olacak 7 karbonlu olduğu için. Buradan başlasam 3. karbonda üçlü bağ var. Burada 1. Buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Şimdi ismini yazıyorum. Sevgili gençler, şurada bir tane CH3 var. Şurada da bir tane CH3 var. Dolayısıyla ismini yazacak olursak 3. ve 6. karbonda 2 tane metil var. 3,6 di metil. Sonra dikkat edin, 1. ve 4. karbonda 1,4. 7 karbonlu olduğu için hepta, 2 tane üçlü bağ olduğu için diin olarak isimlendirme yapacağız arkadaşlar. Geldik buraya. Farklı bir örnek. Yapıda hem ikili bağ var hem de üçlü bağ var. Sevgili gençler,
Böyle bir durumda yapacağımız iş şu. Bu molekülü alken olarak da isimlendirebilirsiniz, alkin olarak da isimlendirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Uzun uzun 24 karbon. Tamam da hocam, numaralandırmaya nereden başlayacağım ben şimdi? Soldan mı, sağdan mı? Öncelik kime ait? Öncelik çift bağa ait arkadaşlar. Eğer uçlara aynı uzaklıktaysa, cümleye dikkat edin. Üçlü bağ ve ikili bağ uçlara aynı uzaklıktaysa öncelik çift bağa aittir. Eğer farklı uzaklıktaysa, kim yakınsa ona aittir. Mesela ben size şurada şöyle bir şey çizeyim. CH3, CH, çift bağ CH, CH2, C, üçlü bağ CH. Böyle bir şey çizdik. Şuraya dallanmalar yapabilirsiniz isterseniz. Böyle bir durumda. Bakın üçlü bağ molekülün birinci karbonunda. Burada ise çift bağ molekülün kaçıncı karbonunda? İkinci karbonunda. Burası daha yakın olduğu için buradan başlayacaksınız. Ama burada her ikisi de birinci karbonda olduğu için çift bağ önceliklidir. 1, 2, 3, 4 dediğim. Tamam hocam, numaramayı da hallettik de bu bütün mi diyeceğim, bütün mi? Hangisi canlı istiyorsa öyle diyebilirsiniz. Mesela hemen söyleyeyim gençler. Şöyle isimlendirsek bakın. Şu üçlü bağ görmezden gelin. Üçlü bağ olmasaydı bu alken olurdu. Ve ben bunun ismini şöyle yazardım. Bir büten yazardım. Ama burada üçlü bağ var. O zaman onu belirtmemiz lazım. Nasıl belirteceğiz peki? 3 in diyeceğim. 3 in 1 büten. Ne demek bu? Bakın toplamda tamamını analiz ediyorum. Büt kaç karbonlu? 4. Bu 4 karbonlunun 3. karbonunda in var. Yani üçlü bağ var. 1. karbonunda da en var. Yani ikili bağ var sevgili çocuklar. Veya bunu alken olarak isimlendirdik ya. Alkin olarak da isimlendirebilirim. O zaman da şöyle yazarım. 1 N, 3 bütin derim. 3 bütin. Yani birinci karbonda N, yani çift bağ var. Üçüncü karbonda in, yani üçlü bağ var deriz, diyoruz ve devam ediyoruz. Evet, son iki örneğimiz. Arkadaşlar böyle yapılara baktığımızda bunlara da çizgi bağ modeli diyorduk hatırlarsanız. Şimdi bakalım beraber uzun zinciri seçelim. Burada kaç karbonlu uzun zincir? 1. Şurada bir tane daha var bakın. Çift bağ burada bitmiş. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Numaralandırma soldan mı sağdan mı bakalım. İkinci karbonda üçlü bağ var. İkinci karbonda üçlü bağ var. 1, 2, 3, 4. karbonda dallanma var. 1, 2, 3, 4. karbonda dallanma var. Yani simetrik bir yapı. O zaman istediğin yerden başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 dedim. Şimdi ismini yazıyorum. 4. karbonda ve 5. karbonda bakın şuralarda metil grubu olduğu için 4,5 dimetil. Başka bağlı grup kalmadı. 2. ve 6. karbonda 2 tane çift bağ olduğu için ne diyoruz arkadaşlar? 2,6 8 karbonlu olduğu için okta diin olarak isimlendirme yapıyoruz. Buraya geldim. Uzun zincir. 1 2 şurada bir tane daha var. 3 4 5 6. İstediğin yerden başlayabilirsin. Çünkü uzaklık aynı. Dallanmanın uzaklığı aynı. Buradan başlasam 1, 2, 3, 4, 5 aşağı inelim 6 olsun. Peki 5. karbonda ve 2. karbonda metiller bağlı. O zaman yazıyorum 2,5 dimetil. Başka bağlı grup var mı? Yok. Toplamda 6 karbonlu ve 3'te çift üçlü bağ olduğu için 3 hekzin diyoruz. Ve alkinlerde isimlendirmeyi bitiriyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.